Bugün ABD seçimleriyle ilgili başlıklarda neler var? Aramasında önce ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Aşı umuduna rağmen COVID-19 bütün dünyayı felakete yaklaştırıyor. Karabağ'da kimin kazançlı çıktığı yolundaki tartışma sürüyor. Trump'ın iktidarda kalmak için çabaları etkili görünmüyor. Trump yanlısı yabancı liderler yeni yönetime güçlükle hazırlanma yolunda. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Karabağ ihtilafında ihtimal dışı da olsa Rusya ve Türkiye kazanmış gibi BBC. Kafkasya'daki ateşkes Türkiye'nin Rusya'nın arka bahçesindeki konumunu güçlendirdi Financial Times. Karabağ'da Türkiye için flu bir zafer Le Monde. Birleşmiş Milletler uzmanları Türkiye ve Azerbaycan'ın yukarı Karabağ'a paralı asker gönderdiğini teyit etti. Public Radio of Armenia, Ermenistan Kamu Radyosu. Yukarı Karabağ, Türkiye de zafer istiyor, Le Figaro. Erdoğan'ın söylem değişikliği kuşatma altındaki Türk lirası etrafında kenetlenmeyi amaçlıyor, El Cezire. Erdoğan, Türkiye'de yeni bir ekonomik dönem vaat ederken lira irtifa kazandı. Reuters. Pompeo'nun, vermiştiniz bu haberi biraz önce, Pompeo'nun İstanbul ziyaretinde sadece dini konuları ele alma planı Türkiye'nin ağırına gitti. AP, Associated Press. Cem Gürdeniz, bu emekli amiral, Mavi Vatan projesinin mimarı. Cem Gürdeniz, Erdoğan'ın Akdeniz'deki beyni. Le Point, Fransa. Terörizm. Avusturya cihatçılara karşı önleyici gözaltı tasarlıyor. Le Parisien. Batı dünyasının altı büyük gazetesine geçiyorum şimdi de. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlıyoruz. New York Times. Biden'ın politika gündemi büyük ölçüde Senato seçimlerinin sonucuna bağlı. Başkanlık seçim sonuçları Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak da demokrat cumhuriyetçi olarak büyük ölçüde bölündüğünü gösteriyor. Trump'ın seçim sonrası taktikleri başkanı nahoş çevrelerle buluşturdu. Facebook ve Twitter olgu denetleme teyit operasyonlarına başlayınca muhafazakarlar bu platformlardan ayrıldı. ABD'de hastaneler tıklım tıklım yeni kısıtlamalar geliyor. Beyaz Saray'da Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarından 3 kişinin daha testi pozitif çıktı. Ekipte halen toplam pozitif 32 kişi var. Trump memleketimizi yağmaladığında bir yorum başlığıydı bu. IŞİD kafa keserek Mozambik'teki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Başkentin gazetesi Washington Post'a geçtik. Trump kazanacağım diye ısrar ediyor ama yardımcıları başkanın seçim sonuçlarını değiştirmek için ciddi bir planı olmadığını belirtti. ABD'de en vahim rekor kırıldı. Dün 145 bin yeni vaka kaydedildi. Kelimenin tam anlamıyla koronavirüs felaketi geldi. Harekete geçmek için Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesini bekleyemeyiz. Ceza ve tutuk evleri pandemi döneminde kamu sağlığının en çok tehdit altında olduğu mekanlar haline geldi. Küresel ısınmayı pek kabullenmeyen Trump yönetiminin yetkilileri kilit önemli bir iklim programını yönetecek. Trump'ın ihlal ettiği en önemli 20 başkanlık kuralı neydi ve Biden bunları nasıl düzeltebilir? Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, seçilmiş başkan Biden'ı kale almadan eski çalışma programını sürdürüyor. Kalkınmakta olan ülkelere kim koronavirüs aşısı sağlayabilecek? Hindistan önemli bir aday. Brezilya Başkanı Bolsonaro, koronavirüsü çok da dert edinmeyin. Nasıl olsa hepimiz bir gün öleceğiz, dedi. Trump döneminde rekor sayıdaki federal infazlar, idamlar yani,
Biden yönetiminde sona erebilir. Kaliforniya'ya gittik, Los Angeles Times. Virüsün hortlaması nedeniyle Kaliforniya'da vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. Covid-19'la uzun süre başarılı bir şekilde mücadele eden San Francisco'da vaka sayısı yine artıyor. Covid'de kış zirvesi kaçınılmaz görünüyor. Önleyebilir miyiz? Kaliforniya Biden'a çok destek verdi. Şimdi eyaletin kentleri, ilçeleri ve okulları yardım bekliyor. Facebook ve Google siyasi propaganda ve parti reklamları yasağını sessizce genişletiyor. Avrupa'ya gittik, İngiltere'deyiz, Guardian. Pekin yönetimi Hong Kong'taki milletvekillerini görevden aldığı için ABD'den yaptırımlarla karşılaşabilir. ABD, yenilgiyi kabul etmesi için Trump'a yönelik baskılar artıyor. Trump bir darbe düzenleyip Beyaz Saray'da bir dönem daha kalabilir mi? Pfizer, ilaç firmasının CEO'su aşının ilan edildiği gün 5,5 milyon dolarlık hisse sattı. İtalya, vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken ulusal çapta sokağa çıkma yasağı gündemde. Donald Trump seçimi kaybetti ama Trump ülkesi henüz burada. Trump da gittikten sonra İngiltere'nin Brexit'i dünya sahnesinde çok yalnız kaldı. Bolivya'da Evo Morales, eski başkan, ayrılmak zorunda kaldığı kente muzaffer bir şekilde döndü. Artık iktidardayız, dedi. Macaristan, hükümetten LGBT haklarına yeni saldırı. Barcelona kenti otomobilsiz cadde ve sokaklar için 10 yıllık bir plan tasarladı. Fransa'dayız, Le Monde. Gelecekteki COVID-19 aşısı için yayınlanan anonslar aslında ne demek istiyor? Aşı etkili bile olsa siyasetçiler bir sorunla karşılaşacak. Halkın rızası. Başbakan Castex, Fransa Başbakanı. İpleri gevşetmenin zamanı değil. Amerika'da hastaneler baskı altında, Avrupa'da kısıtlamalar artıyor. İkinci dalga dönemindeki kara senaryo Paris ve çevresindeki hastanelerden uzaklaşıyor. İlk sokağa çıkma yasağında çocuklar kendilerini çok yalnız hissettiler. Trump'ın yüksek mahkemeye başvurması, oylamanın yargıçlar tarafından denetimi problemini gündeme getirdi. Ermenistan'da Karabağ Anlaşması'na karşı çıkan muhalefet liderleri gözaltına alındı. Avustralya, kendi askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işleyip işlemediklerini soruşturacak. Bir siyasi asalet dersi. George Orwell'in tüm eserleri Fransa'da Pleyat dizisinde yayınlanacak. Trumpizmin güçlü esnekliği Avrupa'nın uyanmasını sağlamalı. Körfez ülkeleri, Biden ile yeni bir Obama'dan çekiniyor. Sağlık emekçileri, alkış istemiyoruz, insanlar talimatlara uysun yeter. Cezayir'de bulaşı rekoru, son 24 saatte 753 yeni vaka. Göçmenlikle terörizm arasındaki ilişki olgularla değerlendirilmeli. Son gazetemiz Liberasyon. Polisler gülümseyin. Bir süre sonra sizin görüntülerinizi çekemeyeceğiz. Eski Cumhurbaşkanı Hollande'dan yeni Cumhurbaşkanı Macron'a. Bu aralar işler çok zor değil mi? Ateşkese rağmen Ermeni kökenli Fransız gençler çalışmalarını sürdürüyor. Erivan'da Ermeniler sırtımızdan hançerlendik diyor. Sağlık çalışanlarını koruyamazsanız yakında doktor da hemşire de kalmayacak. Liberasyon'un bugünkü kapağında polis imaj savaşları manşeti var. Çünkü Fransa'da hazırlanmakta olan yeni güvenlik yasası uyarınca güvenlik kuvvetleri mensuplarının görüntüleri yayınlanamayacak. Ebru? Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler.